Evet, şu an Amerika Birleşik Devletleri Washington'dayız, başkentteyiz. Kongre binasına en yakın noktalardan birinde bulunuyoruz. İşte 46. Amerika Başkanı olarak seçilecek, yemin edecek Joe Biden. Bugün burada yemin töreni gerçekleştirecek. Tabii biliyorsunuz ki 6 Ocak kongre olayları ve koronavirüs salgını nedeniyle bu seneki bu yemin töreni başka şekilde gerçekleşecek. Halka kapalı yapılacak ve kısıtlı sayıda bir kesim içeri alınacak. İşte gördüğünüz gibi biz de basın ekibi olarak buradan burada gördüğümüz gibi ulusal muhafızların önünden yayın yapıyoruz. Çünkü bu alandan ileriye geçmemize izin verilmiyor. Dediğimiz gibi Kapitol yani kongre binasına yakın olan birçok çıkış, caddeler, sokaklar trafiğe kapatıldı. Çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Washington DC daha önce böyle bir güvenlik önlemine şahitlik etmedi deniliyor. Buradaki Washington sakinleri de çok dikkatle izliyor ve şaşkınlıkla izliyorlar diyebiliriz. İşte bu tarihi tören yaklaşık yarım saat içinde başlayacak. Amerika saatinde öğle 12'de Joe Biden alana giriş yapacak. Ve ondan önce tabii ilklerin yaşandığı tören de diyebileceğimiz bu törene yardımcısı ilk kadın başkan yardımcısı, Amerika başkan yardımcısı olacak Kamala Harris de eşlik edecek. Tabii önce Kamala Harris programa göre yeminini gerçekleştirecek. Ardından Joe Biden 127 yıllık İncil eşliğinde eşi Jill Biden oturacak İncil'i ve onun üzerine yemin edecek, yemin törenini gerçekleştirecek. İşte heyecanlı dakikalar devam ediyor. Dediğimiz gibi çok sıkı güvenlik önlemleri var. 25 bin ulusal muhafız ve polis güçlerinin, ekiplerinin sıkı bir şekilde güvenliği sağladığı Washington'da şu an heyecanlı dakikalar bizi bekliyor. İşte birazcık program detayına bakalım. Normalde bir iptal edilen programdan da iptal edilen yayınlar var. Organizasyonlar iptal edildi. Çünkü dediğimiz gibi önceki yıllara göre daha farklı bir, önceki zamanlara göre daha farklı bir yemin töreni gerçekleştiriyor. Bunlardan birini ise Trump eski devlet başkanı olacak. Saat 12'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin eski devlet başkanı dediğimiz Donald Trump'sa yemin törenine katılmayacağını açıkladı. Aslında bu da ilklerden birisi diyebiliriz. Çünkü 150 yıl yaklaşık 150 yıllık tarihe baktığımızda, geriye döndüğümüzde böyle bir olay gerçekleştirilmedi. İşte 150 yıl sonra bir Amerikan devlet başkanı yemin törenine katılmamış olacak. İşte Donald Trump bugün sabah saatlerinde son olarak başkanlara tahsis edilen Air Force One helikopteriyle buradan ayrıldı. Washington'dan, başkentten ayrıldı. Andrews üstünde bir konuşma yaptı kendisi ayrılmadan önce. Bu konuşmadan sonra ayrıldı. Ve arkasından yalnızca bir mektup bıraktı diyebiliriz. İşte mektubu yeni başkan olacak Joe Biden'a bıraktı. Aynı zamanda bu gelenek devam ediyor. Mike Pence yani başkan yardımcısı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın yardımcısı olan Mike Pence de Kamala Harris için bir mektup bıraktı. İşte dediğimiz gibi arkasından yalnız bir mektup bırakarak ayrıldı Donald Trump buradan. Şu an tüm Washington Joe Biden'ın alana giriş yapmasını bekliyor. Biz de heyecanla burada bekliyoruz. Dediğimiz gibi normalde Joe Biden konuşmasını yapacak ve vereceği mesaj, birlik mesajları bekleniyor. Çünkü Joe Biden seçim kampanyası döneminden beri Amerikan halklarının bir bütün olduğunu, benim için mavi ya da kırmızı olmadığını söyledi. Kendisi dedi ki benim için Amerika Birleşik Devletleri vardır dedi ve tüm halkları selamladı. Kampanyası boyunca bunu sürdürdü. İşte biz de konuşması sırasında bu başlıklara değinerek bu şekilde başladı bir an düşünüyoruz konuşmasını. Aynı zamanda dediğimiz gibi Joe Biden'ın yemin töreninden sonra ünlü Hollywood, ünlü Amerikan yıldızı şarkıcı Lady Gaga da bir Amerika marşını seslendirecek tören için, yemin töreni için özel olarak. Ve yine bir konser var. Şarkıcı Jennifer Lopez bir konser verecek. Tabii ardından dediğimiz gibi geleneksel olarak burada gerçekleşen yemin töreninden sonra akşam saatlerinde geceye doğru bir balo düzenleniyor. İşte bu geleneksel olay da iptal edildi koronavirüs önlemleri kapsamında. Bunun yerine Amerika'nın bir televizyon programına Tom Hanks katılacak ve Tom Hanks'in yaptığı, Hollywood yıldızı Tom Hanks'in yaptığı televizyon programına da yemin töreninin ardından akşam saatlerinde Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris
siz bulunacak, konuk olacaklar programda. İşte bu şekilde bir etkinlik düzenlenecek diyebiliriz. Bakalım, şu an meraklı bekleyiş devam ediyor. Biz Washington'dayız, burada nöbetteyiz. Elimize gelen yeni gelişmelerle size aktarmaya devam edeceğiz. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.